Çift ve tek sayıların ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu videoda size çift ve tek fonksiyonlardan bahsedeceğim. Çift ve tek fonksiyonları gördüğünüzde çift ve tek sayılarla aralarında bazı benzerlikler olduğunu da göreceksiniz. Benzerliklere bazı farklılıklar da eşlik edecek tabii. İsterseniz işe çift fonksiyonun ne demek olduğuyla başlayalım çift fonksiyonları y ekseni üzerinden yansıttığınızda grafiğinin aynısını elde edersiniz. Size hemen klasik bir çift fonksiyon örneği göstereyim. Evet işte böyle tepe noktası y ekseni üzerinde olan bir parabol. Bu fonksiyon çifttir. Bu arada bunun fx eşittir x karenin grafiği olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Bu fonksiyonu y ekseni üzerinden yansıttığımızda fonksiyonun aynısını elde edeceğimizi fark ettiniz değil mi? İşin matematiksel kısmına gelecek olursak ki bundan yansıma dönüşümünü gördüğümüzde de bahsetmiştik. Bir fonksiyonun y ekseni üzerindeki yansımasına eşit olması için f(x)'in f eksi x'e eşit olması gerekir. Neden diyecek olursanız buradaki x'lerin yerine eksi x koyduğumuzda fonksiyonun grafiği y ekseni üzerinden yansır da ondan. Peki ya tek fonksiyonlar? Tek fonksiyonların x ve y ekseni üzerindeki yansımaları sonucunda aynı fonksiyonu elde ederiz. Bu defa da klasik bir tek fonksiyon örneği görelim. f(x) eşittir x küp. Bu da buna benzeyen bir fonksiyondur ve bu fonksiyonu Önce y ekseni üzerinden yansıtırsak buna benzeyen bir grafik elde ederiz. Evet kesikli çizgilerle gösteriyorum. Şimdi bunu bir de x ekseni üzerinden yansıtırsak gördüğünüz gibi yine aynı fonksiyonu elde etmiş oluruz. Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? sadece y ekseni üzerinden yansıttığımızda elde edeceğimiz yani f eksi x değil de x ekseni üzerinden yansıttığımızda da elde edeceğimiz fonksiyona eşit olması için f x'in eksi f eksi x'e eşit olması gerekir. Burada iki yansıma var. Bu noktada bazılarınızın çift ve tek sayılar ile bu fonksiyonlar arasındaki benzerliği görmeye başladığınızı hatta gördüğünüzü tahmin ediyorum. Size gösterdiğim çift fonksiyona dikkatlice bakarsanız, x'in kuvvetinin çift sayı olduğunu görebilirsiniz. Benzer şekilde tek fonksiyon örneğinde de x'in kuvveti tek sayı. Daha fazla polinomu değerlendirip bunun nasıl işlediğini kendi kendinize denemenizi öneriyorum. İşi genelleştirmek adına ben fx eşittir x üzeri n olarak tanımlanan bir fonksiyonda, fx en çiftse çift fonksiyon, tekse de tek fonksiyondur diyebilirim. Çift ve tek sayılarla çift ve tek fonksiyonlar arasındaki benzerliklerden biri budur. Bu arada bazılarınız ne çift ne de tek olan bir sürü fonksiyon var diye düşünüyor da olabilirsiniz ve çok da haklısınız. Ee, örneğin x kare artı 2'nin grafiğini çizersek, Gördüğünüz gibi bu fonksiyonu y ekseni üzerinden yansıtsak bile fonksiyonun aynısını elde edeceğimiz için bu da çifttir. Ama x eksi 2'nin karesinin grafiği, evet buna benzeyen bir grafiktir ve bu fonksiyon çift değildir. Neden diyecek olursanız, fonksiyonu y ekseni üzerinden yansıttığımızı düşünürsek grafiğin aynısını elde edemeyiz. Kısacası bir fonksiyonun tek ve çift olması sadece kuvvete bağlı bir durum değildir. Fonksiyonun nasıl tanımlandığı da son derece önemli. Elimizde x üzeri n gibi bir ifade olduğunda fonksiyon n'in tek ya da çift olmasına bağlı olarak tek ya da çift olacaktır. Benzer şekilde bu fonksiyonu da yukarıya doğru ötelersek mesela x küp artı 3 fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyon da artık tek olmayacaktır. Neden diyecek olursanız y ekseni üzerinden yansıttığımızda bu fonksiyonu ve x ekseni üzerinden yansıttığımızda da bunu elde ederiz de ondan. Evet işte böyle. Gördüğünüz gibi bu orijinal fonksiyonun aynısı değil. Şimdi son olarak size ilginç bir soru sormak istiyorum. Bir fonksiyon hem tek hem de çift olabilir mi? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Evet, f(x)'in hem f eksi x'e hem de eksi f eksi x'e eşit olabileceği bir durum var mı? Size bir ipucu vereyim. Aslında bu ipucu değil, cevabın kendisi olacak ama neyse, f(x)'in sıfıra eşit olduğunu düşünürsek ne olur? bu yatay bir doğrudur öyle değil mi? y eşittir sıfır doğrusundan bahsediyorum. Bunu y ekseni üzerinden yansıttığımızda başladığımız yere geri döneriz ve x ekseni üzerinden yansıtırsak da durum değişmez. Evet bu ilgi çekici fonksiyon hem tek hem de çift olan bir fonksiyondur.